Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün milföy lezzetinde kat kat ayrılan sadece 3 bezeyle kolay börek tarifi videosu hazırladım. Bu güzel böreğimizin lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Böreğimizin hamuru için yoğurma kasesine ilk önce 1 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. 1 yemek kaşığı kuru mayamı da ekleyip mayam aktif olana kadar karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Malzemelerimi karıştırıp son olarak tuzumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Sizler tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı hamur elde edene kadar yoğuracağım. Toplamda dolu dolu 5 su bardağı kadar un ekledim. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için bu hamur kıvamını alana kadar un eklemeniz yeterli. Hamurumuz poğaça hamuru gibi yumuşak olmayacak. Tabii ki çok sert de olmayacak. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması yeterli. Hamurumu yoğurma kasesinde toparladıktan sonra tezgahımı çok az unlayarak güzelce özleşene kadar yoğuruyorum. Tezgahımda 1-2 dakika kadar hamurum güzel özleşene kadar yoğuruyorum. Açarken de bizi zorlamaması için bu işlemi yaparsanız daha güzel yufkalar açmış olursunuz. Hamurumu kesme aparatımla 3 eşit parçaya ayırıyorum. Elimle de güzelce bezeliyorum. 3 bezemi hazırladıktan sonra çok az unlamış olduğum servis tabağıma bezelerimi alıyorum. Bezelerimin üzerine poşet geçiriyorum. Hava almayacak şekilde güzelce muhafaza ettikten sonra yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Çok fazla mayalandırmayacağım. Sadece bezelerimin dinlenmesi için yarım saat dinlendirmem yeterli. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezemin bir tanesini tezgahıma alıyorum. Geri kalan bezelerimi de üzerine kapatıyorum ki kenarda beklerken üzerine kurumaması için. Tezgahıma almış olduğum bezemin altını ve üstünü bolca unluyorum. İlk başta bol unlama yapalım. Sonrasında gerekirse serpme olacak şekilde unlayabilirsiniz. Hamurum da mayalı olduğu için ve güzel de dinlendirdiğimiz için hiç zorlanmadan kolaylıkla açabiliyorsunuz. Çok fazla oklava tecrübeniz yoksa merdane ile de bu hamuru kolaylıkla açabilirsiniz. Hamurumuzu baklava yufkası kadar çok ince yapmamıza gerek yok. Çok da kalın yapmamaya özen gösterelim. Olabildiğince hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Ufak oklavama sığamayacak büyüklükte açtıktan sonra artık büyük oklavaya geçiş yaparak büyütüp inceltmiş olduğum yufkam artık hazır. 3 tane yufkamı da yine aynı şekilde açıp hazırlayacağım. O aşamaları çok fazla sizi sıkmamak adına göstermiyorum. Sadece bir tane yufkamın açma işlemini gösterdim. 3 tane yufkamı açtım. Kenarda sofra bezinin üzerinde beklerken 150 gram eritilmiş tereyağının içine 2,5 çorba kaşığı kadar tahin ekleyeceğim. Tahinimin üst tarafında biriken kendi yağ ile beraber almaya çalışıyorum. Sizler de üzerinde biriken yağlı kısımdan alırsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Ben 2,5 çorba kaşığı ekledim. Sizler eğer yemek kaşığı da ekleyecekseniz 4 yemek kaşığı eklemeniz yeterli olur. Tahinle tereyağımın güzelce karışmasını sağlıyorum. Tahin eklemeyecekseniz yarım çay bardağı sıvı yağ eklemeniz yeterli olur. Tahin eklediğimiz yağın da mutlaka sıcak olmasına özen gösterelim. Eğer kenarda yağınız soğursa çok az kısık ateşte ılıtmaya sıcak olmasına özen gösterin. Tahinle tereyağımı güzelce özleşene kadar karıştırıyorum ve açmış olduğum yufkamın üzerine güzelce ilk önce gelişi güzel döküyorum. Sonrasında fırça yardımıyla her yerinin işlemesini sağlıyorum yağın. Yufkamızın üzerinde boşluk kalmayacak şekilde tahin ve yağlı karışımı sürmeye özen gösterelim. İlk yufkamı tahinli yağlı karışımı sürdükten sonra ikinci yufkamı da üzerine seriyorum. Kenarlarından çekerek aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Ve tekrardan tereyağlı tahinli karışımımı üzerine gezdiriyorum. Ara katlarında mutlaka yağlı karışımımızı bolca dökmeye özen gösterelim. Sonrasında daha güzel çıtır ve lezzet olması için. İkinci yufkamın da üzerine bolca yağlı karışım sürdükten sonra üçüncü yufkamı da yerleştiriyorum. Kenarlarının eşit olmasına dikkat edelim. Kenar kısımlarında eşit olması için kenarlarından biraz çekiştiriyorum. Ve tekrardan yağlı karışımından üçüncü son yufkamın üzerinde bol olacak şekilde gezdiriyorum. Yağlı karışımı sürmekte zorlanıyorsanız yağınız soğumuş demektir. Kısık ateşte yağınızı biraz ısıtarak sürmeyi daha çok kolaylaştırabilirsiniz.
Son katında yağlı karışımı güzelce döktükten sonra kenarlarından biraz hamurumu büyütebildiğim kadar büyüttüm çekiştirerek. Sonrasında kenar uç kısmını içe doğru katlıyorum. Diğer uç kısmını da bu şekilde üste getiriyorum. Elimle hafif bastırıyorum. Kenarlarını da elimizle sabitlemeye unutmayalım. Ve hamurumuzun bu kısmını da geri kalan yağlı karışımımızdan dökelim. Hamurumuza yağımızı güzelce yedirdikten sonra uç kısmını içeriye doğru katlıyorum. Diğer uç kısmını da üste gelecek şekilde katladıktan sonra kenar kısımlarını da düzeltiyoruz. Sonrasında açarken yağların içinden çıkmaması için kenarları bu şekilde güzelce kapatalım. Düzeltmiş olduğum hamurumu servis tabağının üzerine alacağım. Üzerine poşet geçirip yaklaşık 35-40 dakika kadar yağ donana kadar dinlenmeye alacağım. Sizler dilerseniz bu hamuru akşamdan hazırlayıp bu şekilde servis tabağının üzerinde poşetle kapatarak buzdolabında dinlendirmeye alabilirsiniz. Ben yaklaşık 40 dakika dinlendirdim yağ donana kadar. Eğer yazın sıcak havada yapacaksanız mutlaka buzdolabında dinlendirmeye dikkat edin. Dinlendirmiş olduğum hamurumun altını ve üstünü çok az unladım. Unlama işlemini çok fazla yapmamaya özen gösterin. Sadece tezgahınıza yapışmayacak kadar çok az unlamanız yeterli. Sonrasında merdanemle içindeki hava kabarcıklarının sönmesini sağlıyorum. Açarken beni zorlamaması için. Büyük kare olacak şekilde hamurumu açıyorum. Çok ince açmamaya da özen gösterelim. Hamurumu merdane yardımıyla büyük kare olacak şekilde açtım. Kenar kısımlarının yamukluklarında kesme aparatımla keserek kenarlarında daha düzgün olmasını sağlıyorum. Tabii ki kenar kısımlarını atıp israf etmeyeceğim. Onları da ufak yuvarlak poğaça şeklini vererek sonrasında pişireceğim. Dört parmağımı hamurumun üzerine koyuyorum. Hamurumu 25 parçaya bölüyorum. Sizler daha büyük börek de yapabilirsiniz. Ben birazcık ufak börek şeklinde yapacağım. Böreğimin iç harcı olarak da kahvaltılık çeşir peynirimi biraz ince olacak şekilde kıydım. İçine maydanoz ekledim. Tabii ki sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Geceden hamuru yağlayıp buzdolabında dinlendirerek sabah da açma işlemini yaparak sabah kahvaltısında kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peynirlerimin hepsini hamurumun üzerine yerleştirdikten sonra uç kısımlarında zarf gibi şeklini veriyorum. Ve kenarlardan dışarıya peynirli İç harcında taşmaması için kapatıyorum. Sizler tabii ki dediğim gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz veya sadece üçgen olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz böreğinizi. Hamurumuz da yumuşak olduğu için hemen zaten dokunduğumuz an kenarlarından da kolaylıkla kapanıyor. Bütün hamurlarımı aynı şekli verdim. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştireceğim. Birazcık avucumun içiyle ters yatırıyorum. Hafif bastırmam yeterli oluyor şeklinin daha düzgün olması için. Tepsime yerleştirmiş olduğum böreklerin üzerine temiz mutfak bezimi kapatacağım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar tepsimeyi yapacağım. Sizlerin zamanınız yoksa direkt fırına alarak da pişirme yapabilirsiniz. Bir adet yumurta sarımın içine 4 damla kadar üzüm pekmezi ekliyorum. Böreklerin üzerinin daha güzel kızarıp parlak görüntüsü olması için. Pekmezi de çok fazla eklememeye özen gösterin. Üzerinde aksi halde yanık gibi lekeler oluşur. 20 dakika kadar tepsi mayası yapmış olduğum böreğimin üzerine yumurta sarılarını süreceğim. Yumurta sarısını sürerken size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra bıçak yardımıyla bu şekilde üzerlerine çizik atarak şekil veriyorum. Sizler dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz veya üzerine susam çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Şekillerini verdikten sonra öncesinde ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda böreklerimi yaklaşık 45 dakika kadar zamanda pişirdim. Sizlerin tabii ki fırınıza göre bu zaman değişebilir. Sizler kendi fırınıza göre pişirmeye özen gösterin. Böreğimin ilk sıcaklığıyla hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Sesten de anladığınız gibi çıtır çıtır pul pul dökülen milföy lezzetinde bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böreğiniz şu anda ilk sıcaklığı olduğu için
Soğudukça, kendini çektikçe ara katları da daha güzel belirgin oluyor. Gönül rahatlığıyla bu güzel tarifi deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.